Evet sevgili gazete izleyicileri, gazete kaldığı yerden devam ediyor. Programımızın bu saat dilimindeki konu kooperatif şirketler mukayyetlik. Sayın Kemal Denizdağ'a efendim hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkürler. İyi yayınlar. Halkımıza sağlıklı gün ve günler diliyorum. Tabii öncelikle bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda evet. Tüm çocuklarımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. İyi ki 23 Nisan'lar oldu ve bu günleri gördük. Evet, Türk tarihi açısından önemli bir yıl dönümü. 100. yılı. Gazi Mustafa Kemal evet. Paşa'nın çocuklara armağan ettiği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. Evet. yıl dönümü. Yani egemenlik kayıtsız şartsız milletindir yazıldığı o mabedin. Bizim de bir ülkemiz evet. var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve onu kuranları da anmak istiyorum. Onlara teşekkür etmek istiyoruz. Tabii buradan önemli. Da liderimiz Doktor Fazıl Küçük ve kurucu Cumhurbaşkanımız Sayın Rauf Tektaş'ı da saygı ve nimetle anıyoruz. Yad ediyoruz. Evet efendim, isterseniz siz yakın zamana kadar Karpaz bölgesindeydiniz. Oranın koordinasyon bölümünün başkanlığını yürüttünüz. Karpaz'daki çalışmalarınızdan bahsedelim biraz. Orada devlet neler yaptı? Tabii öncelikle Ersin Bey başkanındaki hükümete teşekkür etmek gerekir. Çünkü tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 virüsü ülkemize de geldi ve hükümetin almış olduğu çok hızlı ve doğru kararlarla bugün itibariyle çok büyük sorunlar yaşanmadan bu süreci geçiriyoruz. Tabii ki ülkemizde tüm dünya ülkeleri gibi etkileri de bir dönem daha, bir süre daha ülkemizde de hissedilecektir. Ülkemiz içerisinde de olayın başladığı günden itibaren hem sosyal hem ekonomik evet. yönden etkilenmekteyiz. Tabii sizin de yoğunluk olunca o telefonu komple kapatma imkanınız evet, var mı efendim? Ben. Çünkü yayına evet. 27 Mart tarihinde bulaşının yoğunlaştığı Karpaz bölgesinde hükümetin aldığı bir kararla evet. iki belediyemizi kapsayan ve 15 yerleşim yerini kapsayan tam anlamıyla bir sokağa çıkma yasağı uygulandı. Ve bu koordinasyonu yürütme adına belediyelerle, muhtarlarla, merkezi hükümetle ve hayatın idamesiyle ilgili benim başkanlığımda Bakanlar Kurulu, İskele İlçesi Kaymakamı ve İskele Polis Müdür Muavinini böyle bir görevle görev verdi. Tabii çok zor bir görevdi aslında bu. Neden zordu? Çünkü ülkemizde ilk kez sokağa çıkma yasağı uygulanıyordu. Ve bu işte daha önce sayımlar yapılıyordu her 10 yılda bir. Orada da ben her 3 sayımda da bulundum. Evet. Çok zor bir olaydı bu. Ancak belediyeler, muhtarlar ve insanlar, vatandaş inanılmaz bir uyum gösterdi. Zorluklar da yaşadık. Hem bu insanlarımızın sağlık yönünden iyi duruma gelmelerine imkan verdik evlerinden çıkartmayarak. Hem de günlük yaşantılarını hem beslenme yönünden hem diğer ihtiyaçları yönünden hem de üretimlerini de engellememe yönünde bir düzen kurduk. Ve yaklaşık 20 gün sürdü. Bu 20 günün sonunda da Allah'a çok şükür ki yeni vakalar Karpaz bölgesinde olmadı. Dediğim gibi insanüstü bir çaba koydu herkes. Belediye çalışanları, polis, kaymakamlık çalışanları, görev yapan marketçiler, eczacılar, çünkü insanların ihtiyaçlarını karşılayacaksınız ve evden çıkartmadan karşılayacaksınız. Yeni bir düzen kurduk orada giriş çıkışıyla, ihtiyaçların karşılanmasıyla. İyi bir deneyim oldu ülkemiz adına. Bence ileride bir test konusu olabilecek bir olaydır. Çünkü son 100 yıl içerisinde sokağa çıkma yasağının uygulandığı bir bölgemiz oldu bu. Evet. Bu sadece
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne de özgü değil ama Türkiye Cumhuriyeti dünyanın birçok ülkesinde yaşandı. Ama tabii bizler açısından da yeni bir tecrübe oldu. Evet, yeni bir tecrübe. Siz daha önceden de kaymakamlık görevinde bulundunuz. En azından hani bu koordinasyonda yapmış olduğunuz Tabii bakanlıklardaki bürokratlıklarda bu süreçleri daha önce herhalde belli noktalarda yaşamıştınız. şimdi tabii Tabii ki bu biraz daha farklı oldu değil mi sizin için? uzun dönem kaymakamlıkta görev yapmam, kaymakamlık yapmam. Farklı görevlerde biliyorsunuz bir dönem belediye başkanlığında Lefkoşa Belediyesi'nin sıkıntılı olduğu bir dönemde de yine belediye başkanlığıyla ilgiliydim. 2011 miydi? 10, 10 muydu o 10. dönemlerden? 10 yılıydı. Uzun dönem belediyenin hizmetlerini de sürdürme ve çok farklı gözlerle olaylara bakıp bunları birleştirip sorunları çözme yönünde faydalı oldu diye düşünüyorum. Bu tecrübelerimizi tabii hükümete de aktarıyoruz. İleride buna benzer kayıt altına aldık. Buna benzer olaylar yaşanırsa bir tecrübe yaşandı burada. Güzel bir tecrübeydi. Öyle tahmin ediyorum ki bu 15 yerleşim yerimizdeki yaklaşık 10-11 bin insanı huzurlu ettik. Sorunlarını minimize hale En getirdik ve azından çözdük. şunu da görmüş oldunuz değil mi efendim? Yani Karpaz bölgesi sürekli işte sorunlarla anılan bir bölge. Yani gerek işsizlik gerek hizmet eksikliği yönünde sürekli oradan yani yıllardır bir şikayet var. Siz de bunları yerinde de inceleme imkanınız oldu. Tabii ki bunlar ileride tecrübe olarak kayıtlara da geçti. Evet. Şimdi tabii Mahmut Bey, ben o çok eski yıllarda 88-89 yıllarında oralarda öğretmenlik de yaptım. Şimdi de gittim de ve hiç ilgimi de kesmedim. Aslında üretimin en yoğun yapıldığı bölgedir. Tarımın, hayvancılığın, sebzeciliğin bir üretim merkezidir. Ve bu dönemde de görüldü ki gerçekten ülkemizde artık bir üretim anlam kazandı, bir değer kazandı. Çünkü tüm dünyada sorunlar devam ederken, tüm dünya ekonomileri kendi içlerine kapanırken, kendi ülkemizdeki üretimin ne kadar önemli olduğunu gördük. Karpaz'da da bunu birebir yaşadık. Yumurtacısından tavuk besleyicisine, sebzecisine, patates üretene, Hayvan soğan sütünden üreticilerine. her limine insanlar üretiyor. Bunu ürün haline getiriyor. Onlara pazar bulmayla ilgili yardımcı olmaya çalıştık. Tabii kooperatifler dolmam nedeniyle Tam da kooperatifleri o de noktaya kullanarak getirecektim konuyu. buraya gelmeden önce de bugün sabah mukayyetlikte sosyal mesafe kurallarına ve hijyen koşullara uyarak baş müfettişlerimle bir toplantı yapıyordum. Onlar şu anda devam ediyorlar. Gündemimiz de yeni ekonomik koşullarda Covid-19 sonrası ekonomik koşullarda ülkemizde kooperatifçilik nasıl bir vizyon ortaya koyacak? Peki ilk ağızdan öğrenelim nasıl bir vizyon ortaya Tabii şu koyacağız? anda arkadaşlarla başlattıydım toplantıyı. Atandığım günden itibaren hep şunu ifade etmiştim. Yalnızca finansal anlamda kooperatifçilik yapan bir mantık değil ortaya koyduğumuz. Ne benim ne de hükümetin üretim ve pazarlama noktasında bir açılım yapmak zorundayız. Bu kötü şartların bize getirdiği bir avantaj. Bunu tartışmaya açtık ve uygulamada da görüyoruz. Yani ülkemizde üretimin desteklenmesi ve bunun ancak kooperatifler aracılığından desteklenebileceği, girdilerin, maliyetlerin daha düşük olmasını sağlama adına. Yine üretilen ürünlerin pazarlamasının da yine kooperatifler aracılığıyla olabileceğini ve doğru yönteminde bu olduğunu bu kötü ekonomik koşullarda da gördük. Bugün enginarcılarımızın enginarları hepsi üzerinde kaldı. İşte galiba gelen ay patates hasatı olacak. Sıkıntı soğan, sıkıntı çilek üretimi başladı. Narinciyemiz aynı ve buna benzer bir sürü zeytinimiz, harubumuz, her şeyimiz bir sorun olacak ülkemizde. Üretimi desteklemek zorundayız. Üretilenleri pazarlamak zorundayız. Hem iç piyasaya hem imkan buldukça başta ana vatanımız Türkiye olmak üzere
açılabildiğimiz noktaya kadar. Ve bunu artık çok bireysel anlamda da yapabilecek noktada olmayacağız. Daha çok 74 öncesi ben bir iki televizyon programında bunu dile getirmiştim. Gerçek anlamda bir kooperatifçilik vardı ülkemizde. Yani kooperatif bütün girdileri karşılıyordu. Hasatın, ürünün hasat edilmesine imkan veriyordu ve bunu pazarlıyordu. Gelirini de mal sahiplerine veriyordu. O noktaya geliyoruz. Bu da bizim için önemli. Ve dediğim gibi bugün 13 baş müettiş şu anda nasıl bir vizyon ortaya koyacağız? Kooperatiflerimizi nasıl eğiteceğiz? Evet. Nasıl bunu hem üretimi destekleme noktasında kooperatiflerin rolü ne olacak? Üretilen ürünlerin pazarlanmasında rolü ne olacak? Peki şöyle bir şey düşünüyor musunuz efendim? Mesela ufak ufak birçok kooperatif var. Tabii bunların hepsinin üretime katıldığı zaman büyük bir ortaya ürün çıkacak. Bu ürünlerin tek bir çatı altında toplanıp pazarlanması gibi kooperatif şirketler mukayyetliği altında. Yani kooperatif şirketler mukayyetliği adı altında olmaz ama kooperatiflerin çatısı altında bu sağlanabilir. Yani işte Güzelyurt'ta çok eskide kurulan Olko Birlik diye bir kooperatifimiz var. Bu kooperatif birçok kooperatifin üye olduğu bir modeldir. Kopsüt bu modeldir. Bimboğa bu modele evet. geliyor. İşte zirai levazımın hissedarları var. Az bir hisse ama hissedarı Kopsüt'ün 15 tane kooperatif hissedarıdır. Bu çok önemlidir. Yani Kooperatif Merkez Bankası hissedar, Limassol Kooperatif Bankası hissedar, Doğancı Kooperatifi hissedar, Lefke, Mormenekşe, Çayönü, Vadili, Dikmen, Kanlıköy, yani küçükten büyüğe, Kanlıköy en küçük kooperatifimiz. Limassol Bankası ve Kooperatif Merkez Bankası en büyük iki kooperatif ve bunların ortaklığında Kopsüt bir faaliyet yapıyor. Evet. Yaklaşık 150 kişinin çalıştığı, ülkede üretilen sütün ürün haline getirildiği, içte ve dışta çok ciddi anlamda pazarlama yapan bir kooperatif. Bunları çoğaltmak gerekir. İşte Zeytin'de bunu başarabiliriz, Harup'ta bunu başarabiliriz, Zepse'de, İnginar'da, Patates'te, Kolokas'ta. Mesela bu Karpaz'da olduğum dönem içerisinde tütün kooperatifimiz var orada, evet. Yenerenköy'de. Çok önemli bir sektör. Ama ben kendimde de suç aradım çünkü yaklaşık bir yıl oluyor bu görev atandım ve ziyaret etmediğim bir şeydi. Orada inanılmaz bir olaylar yapılıyor. İnsanlar tütün ekiyor, orada işleniyor, pazarlanıyor, dış piyasaları var. Bunları çoğaltmamız gerekir ve şu çok beni mutlu eden nokta, insanımız üretmeye susamış ve hazır. Bunu da Karpaz'da geçirdiğimiz dönemde insanların ne kadar üretken olduğunu gördüm. Bir öğrencim vardı ben ilkokuldayken, Arif Güneş. Karpaz'da olduğum son ziyaretimde, hoca dedi ayrılmada sana bahçede ürettiğim bir şeyler getireyim. Gitti bana bir şey getirdi. Kap, çilek. Evet. Bugün Dip Karpaz'da çilek üretiliyor. Yani hepimiz yeşil olmak diye. Ben, evet, ben orada öğretmenlik yaparken sayın çok sevdiğim belediye başkanının oğlu yeni doğduydu. Şimdi çocuk köy yumurtası üretiyor ve bütün adaya köy yumurtası satıyor, pazarlıyor. Tebrik ettim kendisini. Yani buna benzer işte tavukçuluk yapan var, arıcılık yapan var. Bir sürü arıcımızın olduğunu gördüm çünkü izin istiyorlardı bizden. İnanılmaz derecede arıcılık işiyle uğraşan insanımız var. Peki, Sayın Başkan, tabii bu üretim güzel bir şey ama bir de bu üretimin sahada pazarlanması gerekiyor. Bunun için de... Bu da bir çalışma alanımız. Bunun pazarlanması da gerek yurt içinde, gerek yurt dışında. 74 öncesi ben bağcılık üzerine hayatını idame ettiren bir köyün çocuğuydum. Benim ailem de bağcılık yapıyordu. Kooperatif üretilen bütün üzümleri alıyordu ve kendi Limassol'daki bir içki fabrikasına satıyordu.
Evet. Biz ne fabrika sahibini tanırdık, ne biriyle görüşürdük, ne hiç. Bizim muhatabımız üzümümüzü tartıp kooperatife vermekti. Bütün işi kooperatif yapıyordu. Bu noktaya gelmek zorundayız. İşte enginar şu anda dalda kaldı. Birçok enginarcımız görüyorum, biz beni de arıyorlardı Karpaz'da olduğum dönem. Şimdi de işte keselim de insanlara dağıdalım yani bu zor günlerde üstünde çürümesin. Bu da çok önemli bir şey, düşünce yapısı. Yani ürettiğini halkıyla paylaşma niyetinde evet. olan. Eğer kooperatifleri güçlendirirsek, pazarlarını iyi bulursak, hem içte hem dışta bence pazarlama noktasında da üreticilerimiz emeklerinin karşılığını doğru bir pazarlamayla alabileceklerine inanıyorum. İşte Kopsüt buna bir örnektir. Evet. Bunu çoğaltmamız gerekir. Şimdi Kopsüt deyince aklımıza geldi. Geçtiğimiz günlerde Mustafa Naimoğulları konuğumuzdu. O da sütle ilgili sıkıntıları vardı. Bunların sütte toplanan sütlerin işte malum iç piyasadaki durgunluktan dolayı kaşar peyniri haline getirip Türkiye'de tarım kooperatif üzerinden pazarlanmasını. Evet, çok güzel bir örnek oldu. Örnek olarak veriyorum evet. zaten onu da Sayın Başkan ortaya koydu. Demek ki böyle girişimler olursa esasen 85 milyonluk Türkiye için burada üretilen ürünler herhalde Mersin'de biter diye düşünüyorum. Yani ben. Hem Mersin'de biter hem belki de bizde de bitebilir. Yani ben hep şu soruyu sordum. Yani Narenciye ülkesi diye anılıyoruz. Çok önemli Narenciye ürünlerimiz evet. var. Ama Mausa'da portakal suyu sıkıp da satan yer sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor. Patates üretimi yapıyoruz ama inşallah o günler gelecek, restoranlarımız aktif hale evet. gelecek. Ama yerli patatesi kızartıp da müşterisine veren restoran sayısı çok az. O da bir elin parmağını geçmezdi. Yani hep hazır. Yani, evet. Doğranmış patatesleri şimdi, kullanıyor. Evet, şimdi hep bunlar bu. Dizayn edilecek. Ekonomi, yeni bir ekonomik düzen gelecek. Ve doğru dizayn edilirse de ülkemiz çok büyük kazançlar elde edecek. Çünkü korona virüsünü şu an itibariyle bütün dünya çok ciddi sorunlar yaşıyor. Doğru çalışılırsa ve doğru dizayn edilirse belki de KKTC bir çekim merkezi ülkesi haline gelecek diye düşünüyorum. İnşallah tabii bu güzel dileklerinize katılmamak mümkün değil. Bizler de zaten böyle olmasını istiyoruz. Üretimi artmış, üretimi halkının hizmetine sunulmuş kooperatiflerle güçlendirilmiş tabii ki çiftçiler, hayvancılar, herkesin istediği. Yani bir bakıyorum işte izliyorum haberleri. Birçok insanımız maske dikiyor. Geçenlerde Sayın Milli Eğitim Bakanımızdan evet. Karpaz'da yaptığımız ziyarette Yenerön Köyü'de belediye köylü işbirliğiyle maske dikimine başladılar. Hatta o maskelerden 200 taneyi de İskele Polis Müdürlüğü'ne armağan ettiler. Biz de bu vesileyle hem Yenerön Köyü Belediye Başkanı'na hem de halkına evet. sevgiyle saygılarımızı aynı edelim. Şekilde tabii Dipkarpaz Belediye Başkanı'na, Mehmetçik Belediye Başkanı'na tabii. ve halkına da teşekkür. Yani görüyorum şimdi akşam haberlerde izledim. Bir girişimci maske günde evet. Seri üretime geçecek hale geldi. Yani sahipleneceğiz bu işlerde. Yeni sektörler ortaya, unuttuğumuz günün koşullarında önemini kaybeder gibi gördüğümüz işte limon kolonya, yine Eğitim Bakanlığı, yine Nazım Bey tabii çok değerli bir bakanımız. Bir okulumuzda kolonya üretimine evet. başladı. Maske yani bunlar artacaktır. Özel sektör bunu geliştirecektir. Ve yeni ekonomik koşullarda ülkemizin üretime dayalı da olacak bir şeyde. Dediğim gibi virüsten şu an öyle görünüyor ki komşu Rum devleti çok etkilendi bundan. Biz doğru adımları turizmde, sağlıkta, eğitimde atarsak gerçekten KKTC bir çekim merkezi olacak diye düşünüyorum. Geçtiğimiz günlerde güzel de bir konuya değindiniz. Milli Eğitim Bakanı Sayın Nazım Çavuşoğlu bizde konuktu. Bu meslek liselerinde üretilen işte kolonya,
maske, yüz siperi bunları getirdi Sayın Bakan incelemeleri sonucunda. Bizler de bunları izleyicilerimizle paylaştık. Ve şu ifadeyi kullandı. Hani biz dedi özel sektöre rakip değiliz. İleride özel sektörde bu işleri yapacak gençler buradan yetişecek. Evet. Amacımız bu dedi. Yani esasen bunların bu gençlerin yetişmesinin ardından kurulacak iş yerlerinde bir şekilde desteklenerek bunları da üretime kazandırılması. Belki ileride dediğiniz gibi kooperatifleşerek 5'er, 10'ar, 20'şer kişilerle evet. büyük yapılara ulaştırılabilir. Bunlar için de mesela siz bir destek falan veriyor musunuz? Yani bir üretim için bir çiftçi geldiği zaman bir çiftçilerden yani 10 kişilik, 15 kişilik grup biz kooperatif kurmak istiyoruz. Sütümüzü burada pazarlamak istiyoruz ya da başka bir ürünü. Ne gibi bir prosedürünüz var? Tabii kurulanlar da var. Yani bir kısım süt üreticisinin yakın bir zamanda bir kooperatif kurduklarını ve sütü işlemeye başladıklarını biliyorum. Yine büyük konukta zeytin yağını işleyip ürün haline getirip bunu pazarlamak hem içte hem yurt dışında bir kooperatifimizin aktif hale geldiğini ve çalıştığını da ifade evet. edebilirim. Yakın zamanda yeni bir başvuru var. Harubu işleyip ürünlerini kurma aşamasına geldi, takip ediyor arkadaşlar. Bizim görevlendirdiğimiz müfettişler onlara teknik anlamda yardımcı oluyorlar. Tabii ki yasal mevzuatların hazırlanmasında dairem çok aktif görev yapıyor. Ama burada Ekonomi Bakanlığı'na da büyük görevler düşmektedir ki sürekli görüşüyoruz. Bunların teşvik edilmesi gerekir. Yani bugün meslek lisesinden çıkacak çocukların bir şeyler, bir iş yeri kurmasına ekonomik anlamda düşük faiz ve uzun vadede kredilerin verilmesi ki şu anda Kalkınma Bankası aktif olan iş yerlerine bir paket hazırladı evet. ve biliyorum birçok küçük esnafımız buna başvurmuştur. Ama yeni gelişecek şey de mesela dün bir arkadaşla sohbet ederken tuvalet fabrikası, tuvalet kağıdı üretim fabrikası kurmayı düşünüyorum dedi. Başka bir sektördeydi. Şimdi böyle bir sektöre girmeyi, çünkü o bulunduğu sektörde uzun dönem işlerin düzelmeyeceği kanaatindeydi. Kendi oğlumla ilgili benim ikizlerim var. Bir tanesi, ikisi de bilgisayar okuyor ama bir tanesine dedim ki, yani sen bilgisayar tamircisi ol veya saat tamircisi ol. Ülkemizin buna ihtiyacı var. Zanaatkar. Şu anda da onu okuyor yani. İnşallah evet. bitirir, başarır ve böyle bir meslek sahibi olur. Nazım Bey'in açtığı yol meslek liselerinin desteklenmesi ve ülkemizdeki birçok iş kolunu esnaf yetiştirecek hale getirmesiyle ilgili çok önemli bir projedir. Ben %100 başaracağımdan da eminim. Hükümetin ekonomik anlamda ortaya koymaya çalıştığı ekonomik paketlerde de üretimin desteklenmesi yönünde, küçük esnafın desteklenmesi yönünde attığı adımlar da geliştirilebilir, daha iyi duruma da getirilecektir diye düşünüyorum. Ama çok doğru adımlar atılıyor. Dediğim gibi yeni bir yaşantı şekli olacak insanlarımızın ve bu yaşantıya bağlı olarak bizim de kooperatifler anlamında kendimizi hazır hissetmemiz gerekir. Şu anda da arkadaşlarım yoğun bir şekilde çalışıyorlar yeni bir vizyon ortaya koyma adına. Peki efendim, Covid-19 salgını tabii ekonomik olarak da etkiledi insanları. Haliyle kooperatiflerin de etkilendiğini düşünüyoruz. Bunlarla ilgili sizin çalışmalarınız nelerdir? Şimdi tabii kooperatifler de bizim finansal anlamda da %30 finansal anlamdaki faaliyetlerin sürdürüldüğü noktalarda kooperatiflerdir. Hükümetin ekonomik olarak almış olduğu önlemler kapsamında taksitlerin ötelenmesi kooperatiflerimizde de yapılmıştır. Çünkü biliyorsunuz kooperatiflerin üyeleri daha çok çalışanlardır. Kamu görevlileri, kamu işçileri veya özel sektörde çalışan insanlardır. Yani bireysel anlamda üyelik şartı var. Ve direkt insanlarımızın cebini ilgilendiren üyelerdir bunlar. Yani maaşını alıyor, taksitleri var, araba aldı, evini yaptı ve böyle bir profilimiz var. Bunu iyileştirme adına da daha iyi
şartlarda nasıl hizmet edebiliriz? Faizler biliyorsunuz kooperatiflerimizde de ciddi anlamda düşürülmüş oldu. Diğer bankaların almış olduğu kararlar doğrultusunda. Faizlerin ötelenmesi ve bu faiz giderlerinin bir miktarının mevduat sigorta fonumuz tarafından karşılanmasıyla ilgili de bir çalışmamız var kooperatiflerine. Bu önümüzdeki hafta içerisinde hükümetin bilgisine, Ekonomi Bakanlığı'nın bilgisine, Başbakan'ın bilgisine getireceğiz. Uygun bir noktaya getirip finansal anlamda kooperatiflerimizin üyelerine yönelik bir takım yeni açılımların da yapılması yönünde düşüncelerimiz vardır. Biraz daha bir açar mısınız bu konuyu efendim? Yani nasıl gelişecek, nedir beklentiniz? Şimdi tabii insanlar işte 3 ay ötelendi faizleri ve biliyorsunuz bankalar faizleri 3 ay ötelerken faizleri da ileride yansıtmak kaydıyla tabii Öteledi. Biz bunu farklı bir şekilde çözebilir miyiz noktasında kooperatiflerle bir çalışma yaptık. Bir noktaya da geldik. Bugün hem hükümetin bilgisine hem Merkez Bankası'nın, çünkü çok bağlı olmamamıza rağmen finansal anlamdaki ülkemizdeki uyumun sağlanması adına Merkez Bankası'yla da paylaşıp, Ekonomi Bakanlığı'yla da paylaşıp, belki faizlerin bir miktarı mevduat sigorta fonu tarafından karşılanır ve insanlarımızın üzerinden bu kötü dönemdeki yükü alınır. Çünkü dediğim gibi bizim üyelerimiz bireysel üyelerdir. Direkt maaşıyla kredi alan veya maaşıyla geçimini sağlayan insanlardır. Bu insanlarımızın üzerindeki yükü ne kadar azaltma noktasına getirebiliriz. Belki vadeyle ilgili bir açılım yapabiliriz. Vadeyi uzatarak insanların bu zor günlerdeki ödemelerini daha kolaylaştırma noktasına getirebiliriz diye bir çalışmamız vardı. Bu önümüzdeki haftalarda kamuoyunda bilgisine getireceğim bunları. Peki efendim, denetimler nasıl gidiyor kooperatiflerle ilgili? Tabii bugünkü toplantımızı, ki ben biraz sonra toplantıya devam edeceğim, gündem maddelerimizden biri de odur. Tabii ki bizim denetim noktasında da müfettişlerimizin görevi vardır. Ve bu 48 gün olduğu kapanalı birçok müfettişin denetimlerini evden de yapıyorlar. Online yapıyorlar. Bir hedef belirlemiştik göreve başladığımda. 2020 yılı içerisinde bütün kooperatiflerimizi denetleyeceğiz diye. Bu olumsuz durum bile öyle görüyorum ki bizi çok etkilemeyecek. Çünkü gerçekten mukayyet müfettişleri evden de bu teftişlerini yapıyorlar. Biter diye düşünüyorum. Tabii ki sorunlar yaşıyor muyuz bazı kooperatiflerde? Yaşıyoruz. Ama denetim olduğu yerde doğru kararların alınması ve doğru işlerin yapılması da kendiliğinden gelir. Sürekli kooperatiflerimizi ziyaret ediyor müfettişlerimiz. Peki efendim, istediğiniz sonuca ulaştınız mı ya da olumsuz gördüğünüz yerler oldu mu? Tabii çok uzun yıllar denetim yapılmadı. Ben bunu hiç parmağımın arkasına saklanmam da. Ne denetim yapıldı, ne genel kurullar yapıldı. Denetimi olmayan, genel kurulları yapılmayan bütün birçok kooperatifte usulsüz işlemlerin olduğunu da gördüm. Bilinçli veya bilinçsiz. Çünkü eğer siz bir kooperatifi 20 yıl denetlemezseniz burada her şey olabilir. Şu anda bütün kooperatiflerimiz en az 2-3 kez ziyaret edildi. Bütün evraklarına ortaya çıkarıldı. Kayıtları işlenmemiş olanlar çok süratli şekilde işleniyor. Denetimlerine girildi. Bir motivasyon sağlandı. 30 yıl benim kapımı kimse çalmadı diyen kooperatif sekreterleri gördüm ben. 15 yıl kayıtlarını, makbuzlarını, karar defterlerine işlemeyen kooperatifler buldu. Peki bir ceza falan uyguladınız mı? Yani tabii ki mali açıdan usulsüz olanlarla ilgili zaten yasal mevzuatı uyguluyoruz. Görevden birçok arkadaşı biliyorsunuz görevlerden aldık. En önemlileri işte Binboğa, Süreyya Vaz'ın seçim de oldu ama seçim de olmasa
görevden alacaktık. Çünkü yanlış yapmışlardı. Yasaya aykırı işlem yapmışlardı. Belki mantıken doğru düşünmüş olabilirlerdi ama ülkemiz yasalarla yönetiliyor. Ve hepimizin görevi bu yasalara uymaktır. Peki neticede yani sizin de belli bir görev süreniz var. Belli bir görev süresi dolunca zaten ya emekliye ayrılacaksınız ya başka bir göreve gideceksiniz ama sizden önce de onlardan önce de görevleri yürütenler vardı. Sizden sonra da olacak. Şimdi burada bir o zaman sistem oturtmak gerekmiyor mu? Evet, yani kişiler değişse de yöneticiler değişse de önemli olan orada o sistemdir. Yani bunun kalması için de bir büyük çalışmanız çaba, var büyük mı? Büyük çaba ortaya koyuyoruz. Çünkü söylediğinizden yola tabii, çıkarak söylüyorum. 15 yıldır 30 yıldır kapsı çalınmayan kooperatifler var dediniz. Kurumun kurumsal bir yapıya kavuşturulması en önemli argümanımız. Kooperatiflerin en az yılda bir kez denetlenmesi bir kuraldır, yasaldır. Ve bu bilinci müfettişlere aşılamak zorundayız. Ve aşıladık da genel kurullarını 3 yılda bir yapmak zorundadır. Genel kooperatifler bunu da yapmak zorundadırlar. Yapmayanları da görevden alacağım. Kurumsal yapı oluşursa, yani ben 20 günde kaç kooperatif olduğunu öğrendim. 20 günde öğrendiniz. Yani bu böyle göreve bir... geldiğinizde önünüzde bir liste yok mu yoktu, Sayın Başkan? Yoktu. Yani 200 küsür, 100 küsür, hayır, yoktu. 150 öyle ve bir bunu sayı yok yani. Müfettişlerle çalışarak tek tek dosyaları inceleyerek netleştirdik kaç kooperatif olduğunu, hangi yıl. Şu anda yavaş yavaş bu düzene giriyor. Eğitim çalışması hiç yapılmamıştı dairede. Birçok eğitim çalışmaları yapıldı. Şimdi tabii bu Covid-19 krizinden sonra nasıl bir eğitim çalışmaları olacak, genel kurullar nasıl yapılacak bunu da tartışıyoruz şimdi arkadaşlarla. Çünkü yeni bir düzen kurmak zorundayız. Ama kurumsal yapı oluşmazsa benim de yapacağım bütün çalışmalar, çabalar ben ayrıldıktan sonra yok hükmündedir. Ve hiçbir şey başarmamış oluruz. Yani bunun için bir otomasyon gerekli diye düşünüyorum. Evet, şu anda gözetim ve risk sistemi, benden önceki arkadaşlar haklarını yememek gerekir. Bir başlangıç yapmışlardı. Bir noktaya getirdik. Hedefimiz bunu 2020 yılı içerisinde aktif hale getirmek. Gözetim ve risk birimi ki bir baş müfettişimizi ve yanında da iki tane müfettişi görevlendirdim. Bu oluştuğunda nasıl şu anda bankalarda, Bankalar Birliği, Merkez Bankası tüm para hareketlerini sistemden görebiliyor ve risk görülen kredilere onay vermiyor. Kooperatiflerde de böyle bir sistem kurulacak. Kooperatiflerde de sürekli denetimin her müfettiş en az 6 kez bir kooperatifi ziyaret etmek zorundadır. Yıl sonu gidip hadi bana hesaplarınızı getirin. Ne olmaz bu iş. Gidecek, kontrol edecek. Kayıtlar işleniyor mu? Bugün Paşaköy örneği var. Paşaköy'de 10 yıl kayıtlar işlenmedi. Bir sene oldu. Benden önce başladı. Hala daha uğraşıyoruz. Çünkü bozulan bir düzeni de düzgün hale getirmek çok zordur. Yazıları okumazsınız, adı yazmaz, makbuzu var gibi gibi hiç suç teşkil etmeyecek belki de idari yönden suç ama mali yönden suç teşkil etmeyecek konularda bile biz büyük bir zamanlar uğraşıyoruz. Biliyorsunuz bir finansal bankada şirketlere kredi verildiği için görevden aldım. Bu alındıktan sonra kooperatiflerde bir düzelmeye başladı. Üyeler kayıt altına alınmaya başladı. Üye olmayanlara kredi verilmemeye başladı. Şirketlere kredi verilmemeye başladı. Çünkü bir denetim makamının olduğu ortaya çıktı ve bunlara uyulmazsa da görevden alınabilecekleri idrak edildi. Şu anda beni kooperatifler arıyor ki Sayın Mukayit bizi ne zaman denetleyeceksiniz? Geciktiniz diyen kooperatifler var. Evet. 20 yıl 30 yıl kapısı çalışmayan kooperatiflerden denetimini isteyen kooperatifler noktasına getirdik. Kurumsal yapı da tamamlanmak üzeredir. Bu kurumsal yapı da tamamlandıktan sonra şu anda bütün müfettişlerimizin 2020 yılı görevlendirmeleri Aralık başında yapılmıştı. Evet. Aralık sonunda tümü bir ön rapor sundu. İşte
X müfettişimize 8 kooperatif verildi. Gitti bu kooperatifleri inceledi, durumlarını ve rapor sundu. Mart ayında bir rapor daha aldım arkadaşlardan. Ne yaptınız 3 ay içerisinde? Şimdi sonuç almaya başlıyoruz. Mayıs ayında vergiye tabii kooperatiflerimiz var. 43 veya 45'e yakın kooperatifimiz. Bunların teftişinin bitmesi gerekir. Evet. Şu anda yoğunluğumuz vergiye tabi kooperatiflerimizin teftişini bitirmek. %80'e yakını bitme noktasına geldi. Bitenler var. Öyle tahmin ediyoruz ki Mayıs ayı içerisinde vergiye tabi tüm kooperatiflerimizin teftişi bitecektir. Sonra diğer kooperatiflerimize ve yaptığımız planlamada müfettişlerimizin kendi adlarına yaptıkları planlama ve benim de onayladığım planlamalarında yıl sonu itibariyle tüm bu aksamalara rağmen 50 gün var çünkü bir daireden kopuklukları var. Ellerindeki verilerle teftişlerini yapmaya devam ettiler. Öyle tahmin ediyorum ki yıl sonu itibariyle tamamlayacaklar. Çok küçük eksikler de olursa bu krizin getirdiği özrü de kabul etmek zorundayım. Ama bugün yaptığım sabahki toplantıda benim de eşlik ettiğim saatler diliminde aldığım bilgi birçok arkadaşın görevini tamamlayacağı yöndedir. Ama yalnızca denetim değil müfettişlerimin görevi. İdare memurlukları var. Bugün 20'ye yakın kooperatifin idaresini mukayyetlik yapıyor. Evet. Seçim yapmamız gerekir ama ya köyün zemini uygun değil veya hesaplar daha tam netleşmedi. Bu görevleri de vardır. Hakemlik görevleri var. Borcu olan insanların kooperatiflerde borçlarını ödemediklerinde hakem heyetimiz var. Orada davalar görüşülüyor ve bir karara bağlanıyor. Bunlar nasıl devam edecek? Bunları planlıyoruz şimdi. Buna benzer birçok işte şimdi görev verdik. Üretim ve pazarlamayla ilgili yeni bir vizyon ortaya koymamız gerekir. Bununla ilgili çalışıyor arkadaşlar. Bir taraftan kredilerde finansal anlamda kooperatiflerin üyelerine daha iyi şartlarda, özellikle bu ekonominin daralacağı dönemlerde nasıl daha iyi şartlarda kredi kullandırılabilir ve bu kredileri de insanlarımız zorlanmadan maaşları, gelirleri oranında nasıl ödeyebileceklerini de bizim tartışmamız ve hem üyemizi hem kooperatifleri kurtaracak, ikisinin menfaatine zarar getirmeyecek noktaya getirmemiz gerekir. Süre uzatma mı, faizlerin düşürülmesi mi gibi gibi bir sürü argümanı arkadaşlar çalışacak ve halkımızın menfaatine finansal anlamda bir paket ortaya koyacağız. Üretim ve pazarlama noktasında da geldiğimiz noktayı paydaşlarımızla ki Tarım Bakanlığı bizim paydaşımızdır, Ekonomi Bakanlığı paydaşımızdır, Marketçiler Birliği tüketim noktaları paydaşımızdır. Bunlarla da görüşerek ülkemizde refah bir seviyenin yakalanmasına çaba koymamız gerekiyor. Evet efendim, yavaş yavaş artık programımızın sonuna geliyoruz. İsterseniz son mesajlarınızı da alalım. Tabii ben halkımıza çok teşekkür ederim. 50 güne yakın var ki kapalı bir ortamda birçok farklı yaklaşımların tartışıldığı, bir tarafta neredeyse dünyanın sonu geldiği hamaset nutukları atan insanlar, bir tarafta bu işi yöneten sorunların yavaş yavaş aşılacağı yönünde ortaya konan irade ve halkımız bu farklı düşüncelerle bugünlere geldi. En büyük teşekkür aslında halkımızadır. Çünkü gerçekten sabırla, kurallara da uyarak hem kendilerini hem ailelerini hem ülkeyi koruma noktasında çok ciddi bir irade ortaya koyuyorlar. Tabii başta başbakanımız ve hükümet çok ciddi anlamda efor ortaya koyuyor. Sağlık Bakanlığı çalışanları, polisimiz, herkes, basın inanılmaz bir özveriyle ülkemizi hem koronavirüsünden, Covid-19'dan korumaya çalışıyoruz. Geldi çünkü. Bunu yaparken bir noktada da ülkeyi normal koşullara nasıl getireceğimizi, ekonomiyi nasıl çarkları döndüreceğimizi de çalışılıyor. Ben bu işte başta Sayın Başbakanımıza ve katkısı olan tüm
bakanlarımıza, bürokrat arkadaşlarımıza, basıncılara, görev yapan tüm arazide görev yapan tüm insanlarımıza çok teşekkür ederim. İnanılmaz bir duygu yaşanıyor ülkemizde. Bu da çok önemli. Paylaşım ve yardımlaşma. Kıbrıs Türk'ü zaten buna çok alışkındı. 74'leri yaşadı Kıbrıs Türk'ü, 63'leri yaşadı. Ve yardımlaşma ve paylaşımın çok güzel bir örneğini ortaya koydu. Çünkü bu özelliğimiz bize ana vatandan geldi, Anadolu topraklarından geldi. Ve inanılmaz bir dayanışmamız var. Günler inan 10 paket ilaç için teşekkür eden insanlar çıktı. Ama halkımız uçak dolusu ilaçlar geldikçe, ki ben de sosyal medyayı çok kullanmıyorum ama duyuyorum. Ana vatandan çok sürekli bir şekilde, düzenli bir şekilde tüm ihtiyaçlarımız gelmektedir. Hem ana vatana minnetler duyarız, hem bu yardımlaşmayı ve paylaşımı yapan halkımıza da teşekkür ederim. İş adamlarımız bunu paylaşıyor. Evinde bir tabak yemek pişirin, bunu komşusuyla paylaşıyor. Evet. 100 TL'si olan 50 TL'ye bir yardım paketi alıp komşusuna veriyor. İnanılmaz bir duygu. Özlediğimiz bir duyguydu. Belki de Covid-19'un ülkemize getirdiği bir de güzellik budur. Paylaşım ve sevgiyi çok üst noktaya çıkardı. Evet, bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Bu sabah itibariyle Sayın Başbakan Ersin Tatar 6 ilçeden çocuklarla bağlantı gerçekleştirerek bayramlarını kutlamış. Birazdan herhalde bu görüntünün de videosunu servis edecekler. Bizler de Kanal T olarak bunları da Sayın Başbakanımız halkın içinde bir başbakan. Çok güzel bir hareket bu. Gayet de başarılı gidiyor. Özellikle sağlıkla ilgili ve ekonomiyle ilgili aldığı kararlarda hükümet adına, kendisinin halk adına da teşekkür ederim. Bir KKTC vatandaş olarak. Evet, bizler de Kanal T ailesi olarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bir kez daha kutluyoruz. Yarın yine bir gazete programında görüşmek dileğiyle. Esen kalın.